Merhaba yazılım ile kaldığımız yerden HTML derslerine devam ediyoruz. Evet dostlarım, hatırladığınız üzere birinci videomuzda güzel bir başlangıç yaptık. Hatta altına birkaç tane dostumuz, buradan kaydımızı da şeyimizi de açalım, scriptimizi. Birkaç tane dostumuz da yorumlar yaparaktan güzel bilgiler, güzel eklenti bilgileri vererekten yine yardımcı oldu. O yorumları da okuyarak yine kendinizi geliştirmek için o yorumları dikkate alabilirsiniz. Aynı zamanda şu sorulmuş, ya CSS, JavaScript eğitimleriyle e-ticaret sitesi seviyesine kadar gidecek bir eğitim olacak mı? Dostlarım, bizim zaten şu an kanalımızda birçok yazılım dilinde eğitim var. JavaScript eğitimlerimiz var, R var, Python var, Java var, Arduino eğitimlerimiz var, MATLAB eğitimlerimiz var. Ya neredeyse bütün yazılım dillerinin eğitim kanalımızda zaten sıfırıncı seviyeden en üst seviyeye kadar mevcut. Yapmanız gereken şu an mouse'unuzu biraz aşağıya inin, merhaba yazılıma tıklayın ve oradaki diğer yazılım videolarımızı da izleyin. JavaScript eğitimlerimiz de var. Bu eğitimlerden sonra, bu HTML eğitiminden sonra üzerine bir CSS, bir de JavaScript öğrenirseniz en profesyonel web sitesinde zaten halihazırda yapıyor olacaksınız diyerekten yorumlardan gelen bu soruya da cevap vermiş olayım. Ve şimdi hemen ikinci dersimize başlayalım. İkinci dersimizde ne öğreneceğiz? İkinci dersimizde dostlarım, gördüğünüz gibi HTML'de elementlerden bahsedeceğiz. Ardından açılır kapanır etiketlerden ve sadece açılır etiketlerden, attribute yani niteliklerden ve aynı zamanda da heading, birkaç tane başlık heading dediğim gibi birkaç tane başlık tiplerinden bahsedeceğiz. Bunların üzerine çok küçük CSS özellikleriyle renklendirmeler yapacağız. Şimdi dostlarım, buradaki her şeyi tek tek açıklayacağım. Bir anlamamış olabilirsiniz. İlk başta artık şunu biz biliyoruz değil mi? HTML dosyası, HTML script'i oluşturacakken ilk başta benim yapmam gereken benim browser'ıma dokümanımın hangi türde olduğunu belli etmektir. Bunun için de doctype'ı kullanıyorduk değil mi? Hemen geliyoruz buraya, diyoruz ki doctype. Burada küçük harfle büyük harfle de yazabilirsiniz. Tabii ünlemi unutmayalım başında. Çünkü browserlar küçük ve büyük harflere duyarlı. Gelelim buraya, diyelim ki ister küçük harflerle ister büyük harflerle çıktı HTML deyip. Şu an ne yaptık? Browser'ımıza dedik ki benim dosya türüm bir HTML'dir. Document type'dan gelir dediğimiz gibi. Burada kısaltım. Ondan sonra ne yapıyorduk? Bizim ana kapsayıcı etiketimiz vardı. HTML etiketimiz. Buna root etiketimiz de diyebiliriz. Tamam mı? Geldik. HTML dedik. Zaten kapattığımız zaman shift büyüklü küçük işaretine bastığından otomatikman etiketin kapanma etiketi gelecektir. Bu şekilde HTML'i oluşturduk ve ondan sonra bizim ayarlarını yapacağım. Buraya şöyle de yazabilirsiniz bu arada. Head deyip Enter'a basarsanız otomatikman bizim kurmuş olduğumuz eklentiler var diye birinci derste hatırlamıyorsanız oraya da izleyip o eklentileri kurabilirsiniz. Direkt olarak head etiketini oluşturur. Head etiketinden sonra hangi etiketimiz vardı bir de? Kullanıcılarımız için body etiketimiz var. Bakın body etiketimizde sadece ne yaptım? Body yazdım, enter'a bastım ve oldu. Şimdi dostlarım, gelin burada ilk başta şuradaki HTML'de elementler nedir öğrenelim. Şimdi dostlarım, ben şurayı sizin için şu headleri bir birleştireyim görün. Şimdi bakın, HTML'deki elementler şu taglardır. Şu birincisi open tag, yani ilk açılış tagı. Tag dediğimiz İngilizce'de etiket demektir. Bir etiket, bir açılış etiketiyle bir kapanış etiketi olan, kapanış etiketi olduğunu nereden anlıyorum? Bakın şuradaki slash'tan anlıyorum. Kapanış tagıyla oluşanlara biz element diyoruz. Ve bu elementlerin içerisine işlemi yazıyoruz. Tamam mıdır? Bir açılış etiketimiz var, açılış tagımız var, bir de kapanış tagımız var ve bunların arasına da içerik, content kısmı gelir ve bunun üzerine biz çalışmalar yaparız. Buradaki elementler mantığı aslında bu etiketler mantığı olarak adlandırabiliriz. Hazır bunu anlatmışken açılır kapanır etiketlerde bakın bir açılış tagımız var, açılış etiketimiz var, bakın bir de kapanış tagımız var. Bu tür etiketlere biz açılır kapanır etiket olarak adlandırabiliriz. Bakın fark ettiyseniz body etiketi de aynı şekilde. Açılış etiketimiz var, bir de slash'tan da alacağım gibi kapanış etiketimiz var. Şimdi bir de dostlarım bizim sadece açılır etiket olarak da nitelendirebiliriz. Açılır etiketlerimiz var. Bunlara örnek verebileceğimiz birçok örneğimiz var. Hadi bir tanesini verelim. Mesela öğreneceğiz ileride. Şu an takılmanıza gerek yok. Biz bir resim import etmek istiyoruz. Ya da resim yansıtmak istiyoruz. Bunun için image etiketi vardır. Bakın image etiketine basarsanız img yazıyorsunuz. Bakın tek etikette kapanır. Buna gidip bir daha şu şekilde bir kapanış etiketi koymak. Bakın zaten burada direkt şey olacaktır. Bu kısma gelecektir. Buna gidip kapanış etiketi olarak yani şurada slash olarak şu şekilde alıp buraya koymak bu etiketin çalışmasını engelleyecektir ve çalışmayacaktır. Bu tür etiketler sadece şöyle tek yani bir küçük bir işaret, büyük bir işaret arasında tagın ismini yazdıklarımızda tek açılır etiket olarak adlandırabilirsiniz. Yani dediğim gibi image etiketi de
bu şekilde kullanabilirsiniz. Tek açılı etiket olarak da örneğini verebiliriz. Tabii ilerleyen derslerimizde dostlarım imajın nasıl kullanılacağını vesaire bunları zaten hepsini göreceğiz diyerekten burayı da kapatalım. Şimdi gelelim, hatta silmeyelim de gelmişken buradan devam edelim. Attributes dediğimiz nitelikler kısmı var. Nitelikler nedir? Şudur. Sizin bir etiketin içerisine ekstradan eklediğiniz özelliğe nitelik diyoruz. Ya ben bunu bu şekilde adlandırıyorum. Nitelik şudur. Mesela image etiketinde dostlarım şu vardır. Bir tane resim koyacaksınız. Şimdi resmin yolunu belli etmeniz lazım ki sistem bu resmi nereden alacağını bilsin. Bunun için mesela SRC niteliğini kullanıyoruz. Mesela A etiketi vardır. Linkler için kullanılır. Hani böyle gidersiniz web sitesine basarsınız sizi bir yönlendirmek için link kullanır. Mesela A etiketi vardır. A yazalım. Bunda da href özelliği vardır. Href özelliğinde de linkin kendisini yazarız. Yani gideceği yolu belli ederiz. Burada da href niteliği, attribute'ü vardır. Bunlara biz dostlarım dediğim gibi attribute yani nitelikler olarak adlandırıyoruz. Bakın src image için, href ise A etiketi yani link etiketimiz için bir attribute ve niteliktir diyelim. Tabii bunları ilerleyen zamanlarda image'in nasıl kullanıldığını, SRC fonksiyonu yani niteliğiyle birlikte nasıl resimler alıp yansıtacağımızı hepsini zaten göreceğiz. Href'i de aynı şekilde diyelim. Ve bunları bu şekilde burada not edelim. Burada dursun. Tamam. Zaten bunlar şu an boştur. Hatta şuraya geldiğim zaman hiçbir şey görmeyeceğiz. Doğru mudur? Şimdi body etiketinde mesela headings başlıklar kısmına gelelim. Şimdi bu yavaş yavaş artık kod yazmaya, belli şeyleri yansıtmaya bu şekilde başlayabiliriz. Şimdi dostlarım belli başlı headingler var. Bu H1'den başlıyor. Yani H1, H2, H3, H4, H5, H6 diye gider. H1 en büyük başlıktır. H2 bir küçüğü, H3 onun bir küçüğü, H4 onun bir küçüğü diye böyle gitgide baş gider. Şimdi bir tane oluşturalım gelin. Direkt bakın eklemiş olduğunuz eklentilerse H1 yazıp Enter'a basarsanız zaten o zaman otomatikman etiket olacaktır. Mesela gelelim buraya merhaba. Merhaba yazalım yazalım. Tamamdır. Kaydedelim. Bakalım. Bakın merhaba yazılım diye geldi. Bakın aynısını kopyalıyorum. Geliyorum. Bakın yan tarafta zaten otomatik görüyorsunuz. H2 diyorum bu sefer. Bir auto close tag fonksiyonu ilk eklentisi eklemiştik. Bakın ben buraya H2 yaptığım zaman otomatik bakın burada değişiyor. Bakın H2 olduğu zaman biraz daha küçük. Yani heading 2 diyoruz. Geliyorum. Mesela 3 diyorum. Bakın şimdi buraya 3 yapınca otomatik orada 3. Son tarafı da 3 olacaktır. Bakın biraz daha küçük. Bu böyle H6'ya kadar, H6'ya kadar gider. Yani gitgide küçük başlıklar bu şekilde oluşturabilirsiniz. Şimdi bakın burada küçük bir CSS dedik. Şimdi biz bunları oluşturuyoruz ama bunları mesela rengini değiştirmek istersek burada CSS kullanıyoruz. Şimdi CSS inline CSS olarak kullanabiliriz. Ya da farklı bir dosyada CSS dosyası oluştururuz. Onu alır gelir bu HTML dosyamıza import ederiz link aracılığıyla. Ve oradan otomatik olarak kullanabiliriz. Burada class'lar atayarak. Ama buraya şu an bilmenizi istemiyorum. Kafanız kaçmaz. Biz şu an basit HTML öğreniyoruz sadece. Onun için şurada şöyle bir şey var. Eğer siz bir şeyin stilini değiştirmek istiyorsanız, resmini değiştirmek istiyorsanız HTML içerisinde inline CSS metodunu kullanabilirsiniz. Bakın bir şeyin stilini değiştirmek diyorum. İngilizceden gelir. Style'ı kullanabiliriz. Bakın buraya style yazdıktan sonra otomatik style yazın. Enter'a bastıktan sonra bakın zaten gelecektir. Neyi değiştirmek istiyorum? Color değiştirmek istiyorum. Bakın color yazıyorum. Enter'a basıyorum. Geliyor. Hangi renk yapalım? Red yapalım. Bakın hemen benim sağ tarafımda görüyorsunuz. Bakın sağ oldu. Sağ oldu diyorum. Rengi değişti yani. Kırmızı oldu. Konuşamadım. Sonra gelip mesela buraya font size diyebilirsiniz. Bakın enter'a basıyorum. Mesela bu ne olsun? 50 piksel olsun. Şu an zaten 50 piksellik mi? Aha. Biraz daha büyütelim. Mesela 100 piksel olsun dedik. Bakın kocaman olur. Buradan gelip font size'ını değiştirebilirsin. Bunlar inline CSS metodudur. Bunlar dediğim gibi başka dosyaya da çıkarabilirsin. Onları sonra öğreneceğiz. Hepsini göstereceğim. Bakın böyle yaparak font size'ını değiştirebiliriz. Aynı değişiklikleri siz pratik yapmak için bu style'ı alıp inline CSS'i şuraya. Ama dikkat ederseniz bu tür içerikler ilk open tag dediğimiz ilk açılış etiketi var ya dostlarım. Onun içerisine yazın. Gider ben bunu buraya yazarsam olmaz. Bu tarafa gelin bakın aynısını şurada yapalım. Hemen style'ımı yazıyorum. Diyorum ki bu sefer color enter diyorum. Blue olsun. Bakın color blue oldu. Geliyorum mesela bunun da font size'ını. Şunu biraz düşürelim. Çok büyük oldu ya. 50 piksel diyelim. 55 piksel. 50 piksel olsun. Ah tamam süper. Gelip buna blue dedi. Gelelim bunun font size'ını. Font size yazıyorum. Direkt enter'a basıyorum. Ne olsun 50. Şimdi buna 60 dersem. Bakın daha büyük olacak. Bak H2 etiketi içerisinde ama. Bakın ben bunun font size ile oynayaraktan büyüklüğünü küçüklüğü değiştirebilirim. Dediğim gibi aynısını dostlarım gelip burada H3 etiketi. Ama buraya yanlış yazdım. Çok pardon. Burada değişmiş. Çok özür diliyorum. Şurayı hemen H3 etiketiydi bu. Tamam.
Buraya da gelip yine değişimi yapabilirsiniz. Dediğim gibi başlıklarda, yani headings dediklerim, headings dediğim başlıklarda bu şekilde H1'den başlar, 6, 7 gider öyle. O şekilde kullanıp istediğiniz gibi başlıklarınızı bu şekilde belirleyebilirsiniz. Hatta renklerini vesaire değiştirmek için de inline CSS metoduyla dediğimiz gibi açılış etiketinden hemen sonra style yazıyoruz ve ondan sonra hangi türde bir stil değişikliği yapacaksa onun keyword'ü olan, mesela biz renk değiştirmek istedik, color'ı kullandık. Font size dediğimizde yazının büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlamak için font size keyword'ünü kullanarak da piksel ölçü birimiyle de bunun büyüklüğünü küçüklüğünü değiştirerek bu şekilde değişiklikler yaptık. Gördüğünüz gibi çok kolay. Burada ne öğrendik? Bakın şu an elementleri HTML, yani tagların mantığını öğrendik. Açılır kapanır taglarımız olduğunu, image gibi tek açılır etiketimiz olduğunu, taglarımız olduğunu, aynı zamanda attributes dediğimiz içerisinde nitelik aldıklarını, yani onlara bir özellik katacağız. O özelliğini ya da öne göre yol path dediğimiz yol belirleyeceğiz. Nasıl attributeslerle kullanılacağını gördük. Mesela image için src olduğunu söyledik. Etiket, yani link etiketimiz için href olduğunu söyledik. Hatta istiyorsanız gelin bir tane şey yapalım, göstereyim. www.merhabayazilim.com diyelim, tamam mıdır? Ondan sonra gelip biz buraya ne diyelim? Mesela merhaba yazılım web diyelim. Bakın bunu kaydedeyim. Şu yukarıda göreceksinizdir, çıktı. Bakın buraya geleceksiniz. Tıkladığınız zaman şimdi bunu canlıya alalım ki daha şey olsun. Bakın burada alt tarafta hatırladığınız gibi, bakın şu an benim ekrandan göremeyebilirsiniz. Live server kurmuştu ya. Go live'a basıyorum. Çok özür diliyorum. Hemen şuradan şunu birazcık şuraya çekeyim. Bunu file kısmını açmamızı istiyor. Tamam, hemen açalım. Hemen sorununuzu çözelim. Bunu kaydettik zaten. Bir klasör masaüstü diyelim. HTML derslerindeyiz. Çok pardon. Open file mi dedik? Gelelim file, open folder diyelim, masaüstü diyelim, HTML dersleri diyelim, bunu buradan açalım. Bekleyin bir dakika açılsın. Zaten ders 2'deydik, doğru mu? Bakın her şeyimiz var, kayıtlı, tamam. Şimdi gelelim şuradan, şimdi go live diyelim. Şimdi dosya formatında istiyor onu ki, yani ben o dosyayı serverda çalıştıracağım, bana dosyayı ver diyor. Burada zaten bir sürü, sadece ne yaptık? Folder'ımı açtım, yani dosyamı açtım, yine aynı yerdeyim. Bakın az önce oluşturduğumuz şuradaki link vardı ya dostlarım. Şunu biraz aşağı, şurayı kapatayım. Şunu biraz aşağıya alayım şimdi. Tamam. Şurada oluşturduğumuz ahirefle bakın bir etiket vardı. Neydi? Hiref ile ben ona bir attribute özelliği, attributes kullanarak linki belirledim. Ve burada da o link için ne yazacağım? Mesela merhaba yazılım web yazdırdık. Merhaba yazılım web yazdırdık. Bakın buna yeni sekmede açarsak. Ya şu an büyük ihtimalle kendine geliyor diyor. Büyük ihtimalle bunun şeyini yanlış aldık. Gelip şuradan şeyini HTTPS yazıyorduk ya. Merhaba yazılım diyelim. Gelelim şuraya. Şu şekilde alalım. Şimdi gelelim, şurayı silelim, şu şekilde yapıştıralım. Bakın şimdi şey kaydediyorum, geliyorum, buraları kapattım. Ama kendi şeyi de kapattık bu sefer. Tekrardan şurayı kapatıp bir daha açacağım şimdi. Bir daha açıyorum. Göremeyebilirsiniz ama orada şey yapmıştık ama yani canlı server kurmuş. Ona tıklıyorum. Bakın şimdi gelin, şimdi basıyorum. Bakın. Beni nerek? Direkt bizim web sitemize, merhaba yazılımın web sitesine direkt, yani yönlendirmiş oldu diyelim. Yani bunu bu şekilde ya da bu şekilde kullan. Ama bunu ilerleyen zamanlarda link etiketlerini de zaten göstereceğim diyerekten dostlarım, bugünkü dersimizin burada sonuna geliyoruz. Kısa bir ders oldu ama nedir? HTML'de zaten böyle hap bilgiler vardır. Bu hap bilgileri güzelce özümsedikten sonra dostlarım, biraz da pratik yaptıktan sonra çok net kullanabilirsiniz diyorum. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, varsa sorunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çünkü orada başka arkadaşlarımız da var, size yardımcı olmaya çalışıyorlar. Biz de elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Bugün öğrenmiş olduğumuz başlık etiketleri, head etiketlerini, elementleri, nitelikleri güzelce tekrar etmenizi tavsiye ediyorum. Ve ben bunların hepsini zaten GitHub hesabımıza yükleyeceğim. Oraya gidip zaten bu kodların aynısını da alabilirsiniz diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.